Herkese merhabalar arkadaşlar. Videolarımıza devam edeceğiz. Yalnız birkaç konuya baştan başlayacağız. Bir arkadaşa söz vermiştim bunu anlatacağım diye. Şimdi hem bağlamaya sıfırdan başlayacağız. O videolar çekeceğiz, onları bağlama 1, 2, 3, 4 diye. Aralara bağlamayla alakalı diğer şeyler ekleyeceğiz, videolar. Ama bağlamayı bağlama 1, 2, 3, 4 diye devam edeceğiz. Bu videoyu... Bir arkadaşımız vardı, cila hakkında bir soru sordu. Onu unuttuk, ona da devam edelim diye. Şimdi bunu gomalak cila olarak atacağım. Gomalak cila 1-2 diye devam edersiniz arkadaşlar. Gomalak cilayı nasıl yaparız? Onu anlatalım. Şöyle yaparsınız arkadaşlar. Bir leğen alın, böyle büyükçe bir leğen. Onun içine yarım kilo, bir kilo gomalak cilayı boşaltın. Üstüne de 5-6 litre ispirtoyu boşaltın. Onu şöyle iyice karıştırın. Ondan sonra şu üstüvü dedikleri bir şey vardır. Hani Türk filmlerinde falan olur, böyle yağ eline yüzüne sürerler o bezle falan filan. Böyle artistik olsun diye çalışıyormuş yapmış gibi. Böyle bir bez vardır, iplik. Onu alın. O leğenin içine daldırın, çıkarın. Daldırın, çıkarın. Sürün gitsin. Gomalak cila dediğiniz olay budur arkadaşlar. Anlaştık mı? 1 kilo gomalak cilayı alın, 5 kilo ispirtoyu üstüne dökün, şöyle büyük bir leğene. O üstüden de 1-2 kilo alın, sürün gitsin böyle. Anlaştık mı arkadaşlar? Şaka yapıyorum arkadaşlar. Bu anlattığım metot, büyük olasılık internette gördüğünüz metot, tamamen saçmalık arkadaşlar. Böyle gomalak cila yapılmaz, böyle cila da yapılmaz. Tamam, o anlattığım olay şaka. Böyle bir saçmalık yok. Şimdi onu kimler yapıyordu? Yaşı tutanlar bilir, bu Endüstri Meslek Lisesi'nde üniversitelerde nadiren para kazanmak için, onun adı döner sermaye. Döner sermaye için böyle öğrencilere staj manasında, staj babında, hem de para kazansınlar işte, İş hayatına atılmış zannetsinler kendilerini diye yaptırdıkları bir durumdur. İlkokul, ortaokul sıralarını bu şekilde yaparlardı. Böyle kocaman kovalara, şu arkamda gördüğünüz kovalar gibi kovalara böyle 10 kilo, 20 kilo gomalak cila yaparlardı. Sonra üslubuyla bütün gün sürt Allah, sürt Allah, sürt Allah, öyle sıraları yaparlardı. Ama bu marangoz işidir arkadaşlar. Lütiye işi değildir. Lütiyelikte böyle bir gomalak cila çalışma olayı yok. Lütiyeler için bu saçmalıktır. Yani bir adam ben sazıma gomalak cila yapıyorum diyorsa, ispirtoyu, gomalak cilayı, üslubuyu eline alıyorsa ondan uzak durun arkadaşlar. Gomalak cila öyle yapılacak saçmalık değildir. Hassas bir şeydir. Öyle her babayiğidin harcı da değildir arkadaşlar. Anlaştık mı? Şimdi ben sazlara gomalak cila yapıyor muyum? Yapmıyorum. Çünkü gomalak cilayı muhafaza etmek çok 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 imkansız. Zor değil yani. Çok zor. Hele bağlamalar için ve bizim bağlamacılarımız için çok daha zor. Ama arkadaşımız merak etmiş. Yapmaya gönül vermiş. Biz de anlatalım. Sonra gomalak cila uygulaması yapacağız arkadaşlar. Şimdi önce gomalak cilaları anlatalım. Cila kısmında anlatmıştım ama o öteki cilalarla beraberdi. Şimdi gomalak cilaya tekrardan başlayalım. Gomalak cila lak böceğinin salgısı arkadaşlar. Sümüklü böcek gibi düşünün. O da arkasında bir iz bırakıyor ya. O da parlaktır. İnanılmaz parlaktır. Öyle bir şey. Alkolle eritiliyor. Bu şekilde cilaya dönüştürülüyor. Neden kullanılıyor? Çünkü o dönemde kullanılacak ağacı muhafaza edecek başka bir cila yoktu arkadaşlar. Ağaç koruyucusu yoktu. Ağaçları muhafaza etmek için yapılabilecek tek cila tipi gomalaktı. Şimdi gomalakları sınıflandıralım. Gomalak cilalar kendi aralarında üçe ayrılıyor arkadaşlar. Bu cilaların hepsi gomalak değil bu arada. Royal lak, gomalak ve shellac. Renk inceliğine göre söyledim sıralamayı arkadaşlar. Gomalak daha koyudur. Pardon. Royal lak daha koyudur. Gomalak ondan daha açıktır. Shellac
saydamdır neredeyse arkadaşlar. Anlaştık mı? Yani aslında aile 3 fertten oluşuyor. Şimdi bakalım nasıl bir şeymiş. Kağıt üzerinde göstereyim arkadaşlar. Şu kavanozları açalım. Bu arada bunları yurt içinde bulmanız biraz zor arkadaşlar. Şöyle tane tane göstereceğim. Ya da komple döksek mi ki? Dökelim arkadaşlar. Hem bir tane de şöyle ayrı ayrı göstereceğim. Umarım anlaşılır olur arkadaşlar. Yan yana koymayacağım karışır diye. Kamera ne kadar netleştirir bilmiyorum. Bu Royal Lock arkadaşlar. Şöyle. Işığa tutayım. Görebilirsiniz. Bunların tamamı aslında gomalağın rafine edilmiş, işlem görmüş halleri. Bu gomalaktan biraz daha koyudur renk olarak. Bir de kalındır arkadaşlar. Şimdi bunun yanına bir parça gomalak alacağım. Gerçi gomalağı elde tutmanız zor arkadaşlar. Aradaki farkı görebilirsiniz diye. Şimdi şöyle, bu gomalak. Bu da Royal Lock. Şimdi kağıt üzerinde gösterelim. Biraz daha alalım arkadaşlar. Yani gomalak çok daha ince pul, balık pulu gibi bir şeydir arkadaşlar. Rengi daha sarımtıraktır. Evet. Yaklaştırdım kameraya. Royal Lock dediğimiz arkadaş bu. Bakın ne kadar kalın. Tabii bu ince pul gibi bir şey de cilaya göre kalın. Ve rengi görüyorsunuz. Bu arkadaş da gomalak dediğimiz. Cila şu. Evet, çok incedir bu, böyle zar gibi. Şöyle ışıkta görünmüyor bile bakın. Bu da gomalak arkadaşlar. Şimdi şellak dediğimiz diğer arkadaşa bakalım. Şellak dediğimiz arkadaş böyle kristalize bir halde arkadaşlar. Şöyle bulgura benziyor. Ama bu hem Royal'den hem de Gomalak'tan çok daha açık bir tondadır. Erittiğiniz zaman da zaten saydamlaşır arkadaşlar. Şimdi üçünü yan yana koydum. Umarım fark edilir. Şöyle. Renk tonunu fark ediyor musunuz arkadaşlar? Shellac, Gomalak, Royal Lock. Bunların üçü de lak cila. Shellac, tekrar ediyorum. Gomalak ve Royal Lock. Bu arkadaşlar lak cila ailesini oluşturuyor. Anlaştık mı gençler? Şimdi hangisini nerede kullanıyoruz? Arkadaşlar eğer Ladin'le çalışıyorsanız ya da herhangi bir ağacın renk tonunda oynamak istemiyorsanız, bu ne için söylüyorum? Gomalak'ta ağacın rengini bozarsınız arkadaşlar. Royal Lock'ta da ağacın rengini bozarsınız. Bu bozma kelimesi şey değil. Hani kötü yönde değil. Rengini, tonunu koyulaştıracağınız bir şey olacaksa eğer, Royal Lock kullanmanız ya da Gomalak kullanmanız daha iyi. Mesela ceviz de kullanabilirsiniz. Gülü daha mor bir tona, daha koyu bir tona çevirmek için Gomalak kullanabilirsiniz. Cilalarda daha sonra boyaları da konuşacağız. Boya da kullanabilirsiniz. Bu cilalarda genelde boya kullanılır. Yağ kullanılır arkadaşlar. Onları diğer derslerde anlatacağım. Onu yapabilirsiniz. Ama cilayı sade olarak kullanmak istiyorsanız ton da o şekilde oynayabilirsiniz. Ladin'de şellak kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü Ladin'in rengini hiç bozmaz. Ağacı bembeyaz dışarıya çıkarır. Anlaştık mı arkadaşlar? Şimdi ne dedik? Bu cila ailesi 3 kardeş. Royal Lock, Gomalak, Shellac. Ayrıyetten bu cila altta
iki parçaya daha bölünür arkadaşlar. Yağlı cilalar, yağsız cilalar. Yani gomalaktan bahsediyoruz. Yağlı gomalak, yağsız gomalak. Bu ne demek? Şu, gomalağı bir alkolle eritebilirsiniz. Bir de yağla eritebilirsiniz arkadaşlar. Yağla pişirmeniz gerekiyor. Yağla pişirirseniz eğer o cila yağlı gomalak cila olur. Yağla pişirmeden yaparsanız yağsız cila olur. Bu tamamen sizin seçiminiz arkadaşlar. Gomalağın rengini koyulaştırmak istiyorsanız da yağ kullanabilirsiniz. Gomalak için kullanılan bir sürü yağ var. Onları da ilerleyen derslerde anlatacağız arkadaşlar. Şimdilik aileyi işlemiş olalım. Gomalak, Royal Lac, Shell Lac. Anlaştık mı arkadaşlar? Daha sonra bunların malzemelerine vesairelere geçeceğiz. Bunu böyle dersler halinde anlatacağız. Umarım faydası olur arkadaşlar. Şimdilik aile dersini işledik. Gomalağın ne olduğunu anladık sanırım. Diğer videoda diğer materyalleri anlatalım. Teşekkürler arkadaşlar.